4 günlük yılbaşı tatilinin nihayet sonuna geldik ve yarın itibariyle 2021 yılının ilk ekonomik verilerini almaya başlayacağız. Piyasalar açılıyor çünkü. Altın, doları, gram altını, tüm piyasaları sizler için yine her zaman olduğu gibi değerlendireceğim 2021 boyunca. Sadece piyasaları mı konuşacağız? Tabii ki hayır. Aynı zamanda ekonomiyle ilgili makroekonomik verileri de değerlendireceğim. Hem dünyadan hem de Türkiye'den. Ancak şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bilim, bilişim, teknoloji hızla güç kazanmaya devam ediyor. Dünyada teknolojiyle ilgili firmalar ve firmaların sahibi her geçen gün biraz daha zenginleşiyor. Korona bir yığın firmayı etkiledi. Bilişim ve teknolojiyle ilgilenen firmalar bu dönemde çok ciddi ataklar yaptı. Bunu da özellikle konuşmakta fayda var. Dünyanın en zengin 500 listesinde ilk 5 sırada kimler bulunuyor? Onu paylaşacağım sizlere. Öbür taraftan JP Morgan altınla ilgili öngörülerini paylaştı. 2021 yılında altın ne olacak? Nereye doğru gidebilir? Hatta sadece 2021 değil, 2022, 23, 24, 25 yıllarında da altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi konusuyla ilgili aslında bir öngörü ortaya koydu. Yine onu da sizlerle paylaşacağım. Korona 85 milyon kişiye bulaşmış durumda. Hızla yayılıyor ve bu yayılımında çok ciddi sıkıntılar yaratacağı ortada. Bakalım aşı çare olacak mı olmayacak mı hepimiz göreceğiz. Kapanış rakamlarını sizlere şöyle kısaca hatırlatacağım. Çünkü üzerinden 4 gün geçti. Hem de önümüzdeki hafta rakamlar ne olur onu da değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle dünyanın en zenginleri listesiyle başlayalım. Altını konuşacağız. JP Morgan neler söylemiş onu paylaşacağım ama şöyle bir magazin yapalım önce. Dünyanın en zenginleri listesinde tabii ki yine birinci sırada Amazon'un sahibi Jeff Bezos yer alıyor. Servetini duymak ister misiniz arkadaşlar? 190 milyar dolar. Evet bir kez daha söylüyorum. 190 milyar dolarlık bir kişisel serveti var. İkinci sırada Elon Musk bulunuyor. Onun da 170 milyar dolarlık bir serveti var. Bu arada Elon Musk bu listede yer bile almıyordu. İlk 500'de yer alıyordu ama ilk 10'un içerisinde yer almıyordu geçen sene. Bu sene öyle bir atak yaptı. Süreci kendi lehine öyle büyük bir fırsata çevirdi ki kasasını da doldurdu. Bakın sadece Jeff Bezos ve Elon Musk bu yıl içinde yani son 12 ay içerisinde kasalarına 217 milyar dolar koymuş durumdalar. Genel itibarıyla her iki ismin de teknolojiye yatırım yapmaya devam ettikleri ortada. Mesela dünyanın her yerine, her köşesine, her milimine ulaşacak bir internet ağı üzerinde çalışıyor. Her iki isim de Elon Musk başlattı bunu. Ardından Jeff Bezos da benzer bir projeyi hayata geçirdi. Sürekli olarak uzaya internet uyduları atıyorlar. 40 bin uydu atmayı planlıyor sadece Elon Musk. Bir o kadar da Amazon'un sahibi Jeff Bezos atacak gördüğüm kadarıyla. Ve bu sayede dünyanın köşesinde, bucağında, her yerinde internetin kullanılmasını öngörüyorlar. Büyük bir ticaret, büyük bir değişim, büyük bir teknolojiden bahsediyoruz. Şimdi böyle şeyleri hayal edip yaptığınız zaman hem firmanızı geliştiriyorsunuz, büyütüyorsunuz hem de ülkenizi büyütüyorsunuz. Her iki isim de Amerika'nın büyümesinde çok ciddi etki sahibi. Diğer taraftan Jeff Bezos biliyorsunuz dünyanın en önemli e-ticaret sitelerinden birisini elinde tutuyor, Amazon'u. Aynı zamanda dünyanın en önemli bulut sistemlerinden birisini elinde tutuyor. Ve bu sayede de çok ciddi bir servete imza attığı ortada. Elon Musk deyince aklımıza Tesla geliyor, Mars'a gönderilen araç geliyor, PayPal geliyor. Bir yığın önemli projenin altına yine imza atmış bir isim. Bu başarılar çok da tesadüfi değil. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Üçüncü sırada kim var? Yıllarca tepede, zirvede duran bir isim var. Bill Gates. Microsoft'un sahibi. iOS sistemi dışında kalan tüm bilgisayarların içinde yer alan bir isim aslında. Evet, yazılımıyla yıllardır en tepede durmaya devam ediyordu. Şimdi de üçüncü sırada 132 milyar dolarlık servetiyle. Bernard Arnault. Fransa'dan tek isim belki de. Kimdir Bernard Arnault sorusunun cevabı özellikle hanımlar tarafından çok bilinen bir markanın sahibi. Aynı zamanda o markanın gücüyle pek çok önemli isim markayı da çatısı altında toplayıp servetine servet katan bir isim. Louis Vuitton'dan bahsediyorum. Evet, Louis Vuitton'un sahibi Bernard Arnault'un da 114 milyar dolarlık bir serveti var sevgili dostlarım. Mark Zuckerberg, Facebook'un sahibi de 106 milyar dolarlık servetiyle 5. sırada. Bu arada listenin ilk 10'undaki 8 şirket teknoloji
teknoloji şirketleri, bilişim şirketleri, internet şirketleri, yeni dünyanın şirketleri. Onu da unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Görünen o ki teknoloji şirketleri piyasaları domine etmeye devam edecekler. Her alanda gücü ele geçirmeye, gücü ellerinde tutmaya devam edecekler. Ve bunların sahipleri de her geçen gün biraz daha zenginleşmeye devam edecek. Onun için ısrarla söylüyoruz. Eğer ki Türkiye'de bir reform yapılacaksa mutlaka ama mutlaka üreten bir reform olmalı. Teknolojisiyle, tarımıyla, sanayisiyle, markalarıyla ve know-how'ıyla, yani yenilikleriyle, yani geleceğe tasarımlarıyla bir reform olmalı. Eğer ki bunu yaparsa Türkiye ayağa kalkabilir. Müthiş bir potansiyeli var Türkiye'nin. Hem gençleriyle, hem iş gücüyle, hem zekasıyla, hem de iklimi ve coğrafyasıyla. Ama ne yazık ki biz bunu inşaata mahkum ettik. Pek çok önemli beyin dünyaya kaçıyor. Türkiye'den dünyaya kaçıyor. Amerika'ya gidiyor, Fransa'ya, İngiltere'ye gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Çin'e gidiyor. Bu ülkeler, Türkiye gibi ülkelerden aldıkları o iyi beyinlerle her geçen gün büyüyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, zenginleşiyorlar. Bizim gibi ülkeleri de kendilerine mahkum ediyorlar. Yeni yüzyılda bilgi, birikim ve data, yani veri çok ama çok önemli ve daha da önemli olmaya devam edecek. Gelelim JP Morgan'ın yaptığı altınla ilgili öngörüye. Önce şunu söyleyeyim. Altın düştü, altından çok zarar ettik, kaybettik falan filan diyen dostlara bir cevap olsun diye söylüyorum. Gram altın 2020 yılının en çok kazandıran enstrümanı oldu Türkiye için. %56.4'lük bir kazanç sağladı arkadaşlar. Ne faiz, ne doların yükselişi, ne de başka bir enstrüman böyle bir kazanç sağlamadı. Yılbaşında Ocak ayı itibariyle, ocağın 1'i itibariyle 2020'de gram altın alan bir yatırımcı 2020 yılına kadar elindeki altını beklettiğinde tam tamına %56.4 oranında kazanç sağladı. Yani arkadaşlar 100 bin lira yatıran bir kişinin 156 bin 400 lirası oldu. Bas bas bağıran ben zarar ettim ya ne yapacağım bundan sonra diyenler kim sorusunun cevabı ise trenin son vagonuna binenler arkadaşlar, her zaman olduğu gibi. Ya da trenin son vagonuna bindiğini sananlar. Çünkü bu tür dalgalanmalar oluyor ve bu tür dalgalanmalar sonrasında tekrar agresif yükselişler oluyor. Özellikle böyle riskli ve paranın bol olduğu zamanlarda. Yani arkadaşlar doğru zamanda alım yapan, beklemesini bilen, her zaman söylediğim gibi. Yani yılın başında alıp yılın sonuna kadar tutan altını aynı bir banka mevduat hesabı gibi gören, en az bir yıllık işlem yapanlar %56.4 oranında kazandı. Bana şöyle diyorlarmış, böyle diyorlarmış, hiç umurumda değil arkadaşlar. Biz söylediklerimizin sonuna kadar arkasında durduk. Bizi dinleyenlerin kazandığını da gördük. Şimdi gelelim JP Morgan'ın ne dediğine. JP Morgan diyor ki altında da rally'nin çok başında olabiliriz. Yani o geçen sene söylediğimiz 2000 doların üzerindeki altın fiyatı rally'nin sonu falan değildi. Bu geri çekilmede bir trend değişikliği anlamına gelmiyor. Aksine altın fiyatları çok daha uzun süreli bir yükseliş içerisine girecek ve esas rally'nin daha en başındayız biz. JP Morgan aslında 1969-70 yıllarını referans gösteriyor ve diyor ki böyle dönemlerde altın fiyatlarındaki yükseliş çok hızlı olur. Geçen sene yeterince yükselmedi. Bu sene çok daha sert yükselişlerle karşı karşıya kalabiliriz. Peki 1969'dan 1980'e kadar ki sürece bakalım, altın fiyatları sahiden JP Morgan söylediği gibi yükselmiş mi? Evet, yükselmiş arkadaşlar. Bunun sebebi de tabii ki Bretton Woods anlaşması, yani merkez bankalarındaki parayla altın korelasyonunun bozulması. Bastığı para kadar altın miktarı bulundurmak zorundaydı rezervlerinde daha öncesinde. 1970 sonrasında öyle bir zorunluluk ortadan kalktı. Bunun sonrasında dolar bollaştı. Altın miktarı sabit kaldı. Dolayısıyla altın sabit olduğu için dolar, euro, sterlin, mark, her neyse o dönemki para birimleri sürekli arttığı için altına olan talep arttı ve altın fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseldi arkadaşlar. Kıt kaynak meselesi yani. 1969 yılında 35 dolar olan altının onsu 1973 yılına gelindiğinde, yani sadece 4 yıl sonra 123.3 dolar seviyesine kadar yükseliyor. Neredeyse arkadaşlar 4 kat artıyor. 1974 yılına gelindiğinde 173 dolar oluyor. 1969'la kıyaslandığında neredeyse 5 kat, hatta 6 kata yakın bir artış kaydedilmiş. Ne kadar zaman içerisinde? 5 yıl içerisinde arkadaşlar. Onun için zaten JP Morgan bu rally'nin başında olabiliriz. Yıllara yayılan yüksek rally
yerliler gelebilir diyor. 74 ile 80 arasında yükseliş devam ediyor ve 1980 yılına gelindiğinde 666 dolar seviyesine yükseliyor altının onsu. 35 dolar lire, 666 dolar lire. Neredeyse 200 kat artmış durumda altının ons fiyatı. Peki Türkiye'de durum ne oluyor? Dolarda yaşanan yükselişler, devalüasyonist etkiler üzerine ekleniyor ve gram altında da yükselişler çok sert oluyor. Şimdi altında belli dönemler var arkadaşlar. Yani yükseliş dönemleri, neredeyse 20 yıla yayılan yükseliş dönemleri, sonrasında yatay seyreden dönemler, sonra tekrar yükseliş dönemleri var. Bunun temel sebebi de tabii ki piyasadaki para miktarının artması. Peki piyasada para miktarı artıyor mu? Pandemi nedeniyle acayip derecede artıyor ve artmaya devam edecek arkadaşlar. Geçen sene biliyorsunuz Amerika'da, Avrupa'da arka arkaya teşvikler açıklandı ve bu teşvikler nedeniyle piyasadaki para miktarı arttı. Bir, merkez bankalarının varlık alımları geldi. Bu nedenle yine piyasadaki para miktarı arttı. İki, gelişmekte olan ülkeler de bu kervana katıldı. Onlar da hem faizlerini düşük tuttular, hem para bastılar ve piyasaya sürdüler. Onun için yine para miktarları arttı. Dolayısıyla bu artan para kendine mecralar aradı. Borsalar yükseldi. Gelişmiş olan ülkelerde reel yükselişler olurken, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ne yazık ki balonlar şişti. Altındaysa 2000 dolara gitmesine rağmen o rally denecek kadar hızlı bir yükseliş olup belli hedeflere gitmedi. Yani 2300, 2500 hatta 3000 dolar seviyelerine yürümedi altın. Kendisini biraz geri çekti, biraz sakinleşti ve bekleme sürecine girdi. O nedenle diyorum arkadaşlar, altının dip noktalarındayız diye. Yani 1800 doları yüksek olarak görmeyin. 1973 yılıyla bu dönemi kıyasladığımızda evet 2000 dolar, 2100 dolar seviyesi olarak görülebilir. Ve 80 yılına kadar yükseliş eğilimi devam etmiş. Dolayısıyla biz önümüzdeki yıl ve yıllarda altının yükseliş eğiliminin çok daha hızlanarak devam ettiğini muhtemelen göreceğiz. Bu sene iyi ihtimal 2300-2500 dolarda kalacak. İyi ihtimal diyorum çünkü 3000 dolar seviyesi de zorlanabilir. 2022 yılında muhtemelen 3000 doları kırıp 4000 dolarlara doğru giden bir altın ons fiyatından bahsedeceğiz. 2023-24-25 yıllarında belki 5000 dolarları zorlayan bir altın ons fiyatından bahsedeceğiz. Hiç geri çekilme olmayacak mı? Her şey stabil hale geldiğinde, bu korona meselesi bittiğinde, işler durulduğunda, ekonomiler birazcık rayına oturduğunda altın fiyatları geri çekilecek, sonra yatay bir seyre gidecek ve o yatay seyirde duruma bağlı olarak yıllar boyu sürecek belki. Ama o gün bugün değil arkadaşlar. Yani altının geri çekilip yataya gireceği dönem bu dönem değil. Aksine rally süreci başlamadı bile. JP Morgan bunu işaret ediyor. Ben de aynı fikirdeyim. Bu arada dolar, euro, sterlin gibi para birimlerine karşı Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Yani hem doların, hem euronun, hem de sterlinin 2021 yılındaki sert yükselişlerine tanık olacağız. Cari açık hala büyük bir problem. Dış borç hala büyük bir problem. Kısa vadeli dış borç hala büyük bir problem ve bunun yanına eklenen bir yığın yeni makroekonomik problem olacak. 2021 yılında en çok, evet en çok banka batıklarını konuşacağız arkadaşlar. Banka batıkları her geçen gün biraz daha artacak. Özellikle nakdi tüketici kredilerinin geriye dönmesini beklemeyin. Bunlar da banka bilançolarını çok ciddi manada olumsuz etkileyecek. Öbür tarafta bakın, koronanın yayılım hızı geometrik olarak artmaya başladı. 85 milyon kişiyi de geçmiş durumda ve bu da büyük bir risk oluşturuyor. İster istemez ülkeler kapanıyor, ekonomiler kapanıyor. İşte son olarak yaşadığımız bu 4 günlük kapanma bile bunun en önemli delillerinden bir tanesi. Avrupa'da daha uzun süreler oluyor. 15 gün, 20 gün, 28 gün gibi. Bu da ekonomilerin kitlenmesini beraberinde getiriyor. Ekonomiler kitlendikçe sıkıntılar daha da büyüyecek, riskler daha da artacak. Ticaret daha da küçülecek ve ister istemez devletler daha çok teşvikler açıklamak zorunda kalacak ve bu teşvikler nedeniyle de altın fiyatları yükselirken bizim gibi ülkelerdeki riskler de artacak. Çünkü o para koşa koşa bu kez Türkiye'ye gelmeyecek. Daha önceki finansal krizde olduğu gibi, aksine Türkiye gibi ülkelerde para kıtlıkları olacak. Yabancı para kıtlıkları olacak, özellikle belirtmek istiyorum. Bir de yaptırım meseleleri var biliyorsunuz. Yani katsa yaptırımları, Avrupa Birliği yaptırımları, ki yakın zaman içerisinde biliyorsunuz Amerika S-400 ile ilgili, gelin bakalım masaya oturun şu yaptırımları
konuşalım demeye başladı. Çavuşoğlu da bunu resmi dilden açıkladı. Bir de işin içine yaptırımlar girdiğinde doların yükseliş eğiliminin de hızlandığını göreceğiz. Riskli, zor bir dönemdeyiz. Umarım bizi yönetenler akıllarını bir an önce başlarını toplarlar. En az zararla bu dönemi atlatırız. Borsa 147.672'den kapanmıştı. 150 bin seviyesi gösterilecek ve daha da gidecek havası yaratılacak. Sonrasında ise satış baskısı korkunç olacak arkadaşlar. Borsaya bu seviyelerden bulaşan küçük yatırımcılar büyük zarar görecek bu işten. Dolar 7.43 seviyesinde bir 7.30'ları zorladı. Sonrasında tekrar yükseliş eğilimine girdi. Bu yükseliş eğilimin devam ettireceği kanaatindeyim. Bu hafta içerisinde 7.90 seviyeleri tekrar zorlanabilir. Yani 7'nin altına gidecek. 6.80 olacak. 6.90 olacak. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Hiçbir şey olmayacak. Dolar tekrar 7.90 seviyelerine yürüyecek. Sonrasında da 2021'in ilk ayı içerisinde bakın. Ocak ayı içerisinde tekrar 8 liranın üzerindeki dolar kurunu göreceğiz. Euro sterlin de yine doların yükselişine bağlı olarak yükseliş eğilimini devam ettirecek. Faiz 15'in hemen kıyısında yükselen faiz oranlarına bağlı olarak tahvil faizlerinde yükselmesi normal bu koşullar içerisinde. Altının onsu 1898 dolar seviyesinden kapandı. Açılır açılmaz kendisini 1900 doların üzerine atacak bence. Sonrasında da 2000 dolar yolculuğu başlayacak. 2000 kırıldığında bakın 2000 kırıldığında esas altındaki rally başlayacak. Özellikle sizleri uyarmak istiyorum. Çünkü hem teknik olarak hem de psikolojik olarak bir sınır. 2000, 2000'in tekrar kırılması altın dönmüyor galiba geri havasını daha da güçlendirecek uluslararası piyasalarda ve biraz daha yukarıya gitmesiyle birlikte stoplar patlayacak. Dolayısıyla altının biz hızlı bir şekilde 2080 doların üzerine çıktığını ve 2300 hedefine kilitlendiğini göreceğiz yılın ilk 3 ayı içerisinde. Gram altının kapanışı ise 452 liraydı. Önümüzdeki haftalarda hem altın onsunun hem de doların yükselişiyle birlikte 500 liranın üzerine çok rahat bir şekilde çıkılacağını öngörüyorum arkadaşlar. 540 lira bir tepe noktası değil, özellikle altını çizerek söylüyorum. Bu yıl içerisinde biz gram altında 1000 lira seviyelerini konuşmaya başlıyor olacağız ve bu seviyeyi de görüyor olacağız. Dolardaki sert yükselişler hem de onstaki sert yükselişler nedeniyle. Buna bağlı olarak gümüşün onsu, gümüşün gramında da yine sert yükselişler yaşanacak. Evet, bu videomda sonuna geldim. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.